büyük insan muhterem hocam, merhum Necati Öner Bey'i anmak için teşriflerine de teşekkür ediyorum. En samimi kadim dostlar, Şakir Akça Bey hocam ve Sayın Bakanımız Vecdi Bey, hakkan yaşadıklarını herhalde dile getirirler. Gayet de güzel olur, ele geçmez bir bilgi. Bilinmeyen noktalara da öğrenmemiz bakımından çok önemli. Yazarımız Mehmet Bey, Sayın Başkanımız, zaten sağ olsun her yönüyle hocayı takdir edip Erzurum'daki şubelerine bile direktif verip orada yaptırdığı şey için inşallah hocamın anısına uygun bir bilgi aktarımı yapabiliriz. Şimdi bunun için hocalarıma konuşmasını çizmiyorum. Dün öyle başladılar, bir de böyle gider. Yani şeyin içinde zamana göre kendisi ayarlar. Bilmediğimiz bilgilerde inşallah bunları da öğreniriz hocalarımızla. Hükümette görev yapan ve idari mekanizmanın kaymakamlıktan en sonuna kadar ne varsa hepsini elhamdülillah hakkını yerine getirip memleketimize çok büyük hizmetler veren bir büyüğümüz. Hocam da samimi olduğu için hocam Mehmet Necati Öner, hocam Mehmet Şakir Akça, Sakın Bakanımız Mehmet Vecdi Gün. Mehmetlerimiz birleştik. Mehmet Doğan zaten Mehmet Doğan. Belki de böyle başlıyor ama biraz farklı. Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim. Necati Öner hocamızın muhterem ailesi, Yazarlar Birliği'nin değerli mensupları, muhterem dinleyiciler, bir büyük insanın vefatının birinci yıl dönümünde bana konuşma fırsatı verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ancak büyük insanların özetlenmesi, kısa bir konuşmada anlatılması hiç mümkün değildir. Bu bakımda Necati hocamızı ancak bazı yönlerini arz edebileceğim. Ben kendisinin hoca, öğrencisi olma şansına ulaşamadım. Ama gerek İçişleri Müsteşarı iken, gerek Sayıştay Başkanı iken, gerekse bakanken belki 25 sene Şakir Hoca ile beraber pek az cuma hariç her cuma beraber cumaya gittik. Beraber yemek yedik. Beraber sohbet ettik. Bu sohbetlerde hocamın irşadı benim için fevkalade değerli. Sabırla, onun seviyesinde olmamız mümkün değil, sabırla leymen olan bizlere anlatırdı. Sabırla anlatırdı. Tek bir vasfını söyleyeyim deseniz, önünde çıkan vasfı nedir? Vatanını seven bir alim olmaz. Hakikaten Türkiye'nin her meselesini kendine dert edinen ve yalnız tarihten gelen sıkıntıları değil, günlük karşılaştığımız sıkıntıları da nasıl çözeriz diye belki hastalığının verdiği zor günlerde bile kafa yoran bir insandı. Onun için her durumdan Strasbourg'a kadar giden bir seyahat, bir yolculuk, sonradan dekanlığa kadar gelen bir idari görev ama onun için en önemlisi öğrencileri yetiştirdikleri ve değişik vesilelerle Türkiye'nin problemlerine çözüm bulması. Katkıda bulunmaya gayret etmesi. Ancak dün de çok etraflıca anlatıldığı gibi
çok şen, soğukkanlı ve doğrusu kimseyi kırmayan bir insandı. Beraber camiye giderdik. Hoparlörle dışarı vermişler vaaz edeni. Çoğunu tanırdı. Siz girin ben biraz gezeyim dediyse anlaşıldı ki o çok sevmediği bir öğrencisi. Zaman zaman fıkralar anlatırdı. Biraz da onun ruhunu şad ederim diye bir tanesini naklediği. Efendim Erzurum'a ilk defa Coca-Cola gelmiş. Adam da gitmiş kahveye. Cola cola istiyor. Üzerinde öyle yazıyor yani. Kahveci demiş ki, ne cola colası? Coca-Cola diyeceksin. Cahil adam. Ya bundan sonra C'den K mı okunacak demiş. Öyle okuyacaksın. Benim adım Cevat, bana bundan sonra Gavat mı diyor? Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun. Şimdi neden önemli? Dünyada fikirden daha mühim hiçbir şey yoktur. Yani yıllarca Savunma Bakanlığı yapmış birisi olarak silahlarla epey uğraştı. Türkiye'ye güç vermeye. Ama hiçbir silah fikirden kuvvetli değildir. Fikir hayatımızda nedense çok zengin değiliz. Şimdi neden böyle diye kafa yoruyoruz. Çünkü Avrupa'ya bakıyorsunuz, özellikle 18. 19. yüzyıl da fikir insanları hakikaten bugünümüzü bile etkiliyorlar. Halbuki 15. yüzyılda dünyanın yuvarlaklığını kabul etmeyen bir taassup içindeydi. Nasıl oldu onlar böyle oldu biz? Benim yorumum, başka sebepler de olabilir. Bizim talihsizliğimiz, bizim varis olduğumuz kültür, Cengiz Han tarafından imha edilen bir kültür. Kütüphaneleri imha etti, rasathaneleri, laboratuvarları imha etti ve ampirik ilimden skolastik ilime döndük. Osmanlı hiçbir zaman Endülüs'ün seviyesine gelemedi. Avrupa'da Endülüs'ün mirasçısı oldu. İkinci benim düşüncem, İslam dini dini ilimler olarak St. Paul Hristiyanlığının katısı, katı tutumu, taassup, taassup tutumu ve mukayese edilemeyecek kadar kafamızdaki sorulara cevap veriyor. Kafamızdaki sorulara cevap verdiği için biz belki kendi başımıza da fikir yürütmüyoruz. Ama fikir o kadar önemli ki. Mesela siyasetçi fikir üretemez. Siyasetçi üretilen fikri bayrak yapar, onunla ülkesine hizmet eder. Tarihimizde hep zorlanmış, bir şeyler ortaya çıkarılmaya çalışılmış. Ama maalesef çok başarılı olunamamış. Bunda üniversitelerimizin de bana göre zamana çok ayak uyduramamasının rolü var. Belki duyduklarınızın aksine bizim üniversitelerimiz akademik hürriyet bakımından Amerika ile hiç mukayese edilemez. Amerika'nın çok önündedir. Avrupa'nın da önündedir. Akademik hürriyetin 6 faktörü vardır.
Mesela tenure, yani mesleğe girdiğinizden emekli oluncaya kadar maaş alırsınız. Amerika'da böyle bir şey %1'de ancak vardır. Her sene sözleşme yenilenmiş. Hiç kimse kimi öğrenci aldınız diye talimat veremez, kimi mezun ettiniz diye, ne araştırdınız diye. Kimse bir şey sormaz. Ama belki bunun getirdiği bir aybırı tavır gibi Türkiye'nin sanayisinin karşılaştığı problemleri üniversitenin daha yeni yeni biraz ilgi duymaya başladılar. Teknoparklar sebebiyle, o da teknoparkları da hükümetin vergi almaması sebebiyle biraz. 2'den 70'e kadar çıktı şimdi. Ama üniversitelerimiz kitlelere yön verecek. Mainstream dediğimiz ona kitleyi hedeflerine götürecek şekilde maalesef fikir üretmemekte. Yahut da yeterince fikir üretmemekte. Ya batıya göre yeterince fikir üretmemekte. Şimdi hocamızın bir başka yönü bunun istisna olmaz. Hocamız başında da söylediğim gibi her problemde kafa yoran, her problemde fikir yürütmeye çalışan bir alim idi. Mesela iki konu arz edeyim. Ülkeler neden geri kaldı, neden gitti? Derek Master, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yaptığı master'ın temel şeyi mukayeseli amide arası. Bakıyorsunuz, hakikaten bazı ülkeler para da verseniz, petrol de bulsa geri gidemiyor. Başlangıçta bunların mantığı doğru çalışmıyor, doğru düşünemiyorlar diye bir kanaata ulaşılmış. Ama hocamızın çok isabetle işaret ettiği gibi bütün insanlığın mantığı aynı çalışıyor. En geri kalmış ülkenin insanlarıyla, en gelişmiş ülkenin insanlarının mantık çalışmasında hiçbir fark yok. Fark zihniyetten geliyor. Hocam bunu dün de biraz işlendi. Biraz değildi arkadaşlar. Zihniyet oldu. Zihniyet. Ha. Tayin edici olan insanlar içinde, milletler içinde tayin edici olan zihniyet. Hocamızın burada çok etraflıca bir mücadele verdiğini biliyorum bu fikri anlatabilmek için. Zihniyet neye dayanıyor? Kalıtım var, eğitim var, çevre var. Daha pek çok faktör var. Ama en önemlisi zihniyetin, düşüncenin malzemesi kavramlar. Kavramlar düşüncenin malzemesi. Ne kadar çok kavramı en doğru şekliyle öğrenir ve aklınıza korsanız zihniyetiniz ona göre doğru gelişir. Hocam bunun için dil konusunda makaleler yazdı. Kavramlara ulaşmak için hürriyet lazım. Hürriyet konusunda kitap yazdı. Ve hakikaten bu kavram meselesini özellikle Türkiye'deki sadeleştirme deyip özenli bir kelime kaybına, kavram kaybına giden bir ülke olmamak sebebiyle gerçekten, çünkü kavram düşüncenin malzemesi. Kavramlardan modellere, modellerden framework'a, framework'tan paradigma'ya çıkarsınız. Paradigma ise zihniyetin ta kendisi. İkinci üzerinde durduğu bin yüzlerce konu var da Türkiye'de
bilim, yani pozitif bilim ayrı öğretiliyor, dini ilimler ayrı öğretiliyor. Özellikle Batı Hristiyanlığında dinle pozitif bilim arasında Katolik döneminde özellikle çatışma çıktı. Ki bunun sonunda Protestanlık gibi de İslam'ın çok büyük etkisi var. Hatta bazı Protestanlar ilk Protestanlar Müslümanlardır deniyor. Dinle, dini ilimle, dini bilgiyle pozitif bilime uzlaştırabilmek için. Amerika'da büyük gayret var. Türkiye'de hiçbir gayret yok. Din ders hocası geliyor, bir şeyler anlatıyor. Öbür taraftan pozitif bilim hocası geliyor, bir şeyler anlatıyor. Yani bir örnek verecek olursak, bu benim örneğim. Termodinamiğin birinci kanunu ne diyor? Hiçbir şey yoktan var olmaz, vardan da yok olmaz. Mevcudattaki enerji ve madde toplamı sabittir. Din dersine giriyor. Din ders hocası ne diyor? Allah istediğini var eder, istediğini yok eder. İkisi de doğru. Ama uzlaştırma gayreti çocuğa bırakır. Hocamızın bütün kitaplarında bu çelişkinin izale edilmeye çalıştığını görürsünüz. Pozitif bilimle dini ilimler arasındaki ahenk Kur'an-ı Kerim'de en mükemmel şekliyle gelişmiştir. Hocalarımızın yanında konuşmak bana düşmez ama Ali İmran Suresi 191. ayette bak. Mükemmel. Ama pek az fikir adamımız buna kafa yormuştur veya uygulamaya intikal etmiştir. Hocamızın bir büyük gayreti de buydu ve çok başarılı. Ben kendisini rahmetle anıyorum. Keşke aramızda olsaydı da bizi bugün de aydınlatsaydı. Tabii hocamızın yetişmesinde muhterem hoca hanımın, hanımefendinin büyük desteği var, fedakarlığı var. Çok da yemeğini yedik tabii. Bugün buraya giremedi herhalde. Evet. Çocuklarının sadakati, torunlarının gayreti, hepsi örnek bir aile olarak gerçekten temsil, misal halinde bugünlere ulaştılar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ancak başında da söylediğim gibi hocayı bu kısa konuşmayla anlatmak emektir. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bilgilerini gayet güzel, samimi bir şekilde ortaya koydu dostu. Yani hocamın başarısında ve çocukların eğitiminde yengemin katlı saatten fazla doğru değil. Asalet vardır. Çok gerekli. Dün de bahsettik. Elhamdülillah. Yani İslam dininin gereği şekilde babalarını hepsi medhedebilirler. Anaların ailesi devam ediyor. Ne mutlu bu şekildeki evlada sahip olanlara. Bir de Cenab-ı Allah'ın lütfu ki damat emekli oldu, kız emekli oldu, oğul emekli oldu, gelin emekli oldu. Sanki hepsi hocama hizmete hazırmış gibi. Tek iş, müthiş bir bakım, Allah'ın yardımı da hocamın yerini gösterir bir şeyle. Hepsini tekrar anıyoruz. Evet, inşallah aynı sadakat devam eder. Yani bir insanın arkasında kalanlar artık onu hayrına götürecek, devam edecektir. O da çok güzel olur inşallah. Şimdi Sayın Başkanımıza
Sözü böyle değil mi? Çünkü bu işte çok yetenekli bir arkadaşınız, kardeşiniz. Sende Erzurumluk var mı? Erzurum muhabbeti var. Yani şeyi yok yani, şey dedim, bir tanesinden duydum ama ben bilmiyorum dedim. Yani onların kökü de oradan gelmediler, bilmiyorum. Olabilir. Dinlemekle ihvasını zaten bitiriyor hepsini. Allah razı olsun, gayet güzel. Yani Erzurum'daki şeyin, yazarlar birinin şubesinin mahalletini gördük. Gayet güzel, müthiş. Direktif Mehmet Bey'den gitme. Ona da tebrik ettim, teşekkür ediyorum genel partiyi. Biz büyüklerimizi andıkça kendimize gelebiliriz. Geçmişi olmayan bir milletin ne hali olur ne de geleceği olur. Geçmişe sahip çıkmanın yolu büyükler atmak değil, baş tacı yapmaktır. İnşallah Mehmet Bey de tamamen konuşmanızı devam ettirir. Şimdi hocamın verdiği şeye göre sağdan geleceğiz madem. Evet, evet, evet. Sen de devam et bak. Efendim Necati hocam da rahmetler dileyerek başlıyorum. Hocam konuşmasının başında cuma buluşmalarından söz etti. Biz Necati hocamızı eskiden beri tanırız. Tabii Vecdi Bey, Şakir hocamız ama o kadar yakın tanışıklığımız yoktu. Bir zamanlar cuma günleri Ankara Kalesi'nde Alaaddin Camii diye bir cami vardır. Biz oraya da dalmıştık. Alaaddin Camii Ankara'nın en eski camilerinden biri. Aslında biz de gidiyoruz. Evet, Sultan Mesut aslında yapmış. Yani Ankara bir nevi Selçuklu döneminde şehzade sancağı gibi. Sultan Mesut Ankara'da o şekilde bulunuyormuş. Bölge üzerinde de Selçuklu döneminde biraz aileden şahısların kendi başına otorite kurdukları oluyor. Bölge üzerinde Sultan Mesut'un bir otoritesi Kastamonu'ya kadar filan uzanmış herhalde. Oraya öyle bir cami yaptırmış. Fakat ondan sonra bir de Sultan Alaaddin'in bir yıl Ankara macerası var. Kardeşiyle saltanat mücadelesinde Ankara'ya sığınıyor. Bir yıl direniyor Ankara'da. Bakıyor ki şehir perişan olacak. Sonunda teslim oluyor. O büyük Keykubat, yani Alaaddin Keykubat. Onu ailede de başka erkek evlat yok. Yani biri vefat ederse diğerinin geçmesi gerekiyor herhalde ki Malatya'da bir kaleye onu hapsediyorlar. İşte Sultan Alaaddin Ankara'da bulunurken bu camiyi de herhalde elden geçiriyor. Sonra da köprüyü yaptırıyor hükümdarın esasında. Bizim millet bir de büyük hükümdarlar etrafında birleştirir. Yani başka biri bile yapsa ya bunu Sultan Alaaddin yapmıştır, Selçukluysa. Selçuklu dönemiyle ilgili böyle bir şey de var. Alaaddin Camii, yani 8 küsur yüzyıllık bir cami. Tabii cami birçok şeylerden geçmiş. Yangın geçirmiş, şu olmuş, bu olmuş. Bir tek orijinal parça kalmış caminin içinde. O da ahşap kündükari minber, birinci sınıf bir eser yani. 8 küsur yüzyılın şeyini taşıyan. Biz oraya gidip geliyorduk. İşte orada Necati hocamla birlikte bu iki yakın ahbabıyla karşılaşırdık. Ve gıpta edildik. Ya ne güzel bir arkadaşlık. Yani bunlar yıllardır arkadaşlar. Cuma günleri de oraya geliyordu o günlerde. Başka yerlere de gitmişlerdi muhtemelen de. Biz orada görüyorduk. Sonra tabii Vecdi Bey bakan oldu. Dedi ki eyvah ya bu üçlü biraz bozuldu galiba. Baktık ki Necati Bey, affedersiniz, bakan olduktan sonra da Vecdi Bey gene şey var, ekiple birlikte orada arzaya devam ediyorlar. Yine camiden bir iki şey anlatayım. Yani biraz hatıra anlatmak lazım bu büyüklerin geçmişiyle ilgili. Biraz söyledi Necdet Bey. Necati Hoca işte namazı kılar. Galiba zuhru ayrı falan kalmaz, çıkardı. Ben de öyle yapardım. Dışarıda sohbet ederdik onunla. Ondan sonra biraz da hocaların şeylerinden ötürü dedi. Yani namazı da çok uzun tutmazdı. Bir gün bana dedi ki, ya Mehmet Bey dedi, bu içeride kalanların günahı çok galiba dedi. O yüzden çıkmıyorlar. Ben de dedim ki, bizim yanımızda da biraz Erzurumlar vardı, hep onlara takılırdık. Hocam dedim, bunların çoğu Erzurumlu dedim.
da günah. Bu kadar çok günah olur mu filan? Biraz baltayı taşa vurmuş gibi hissettirecek kendini. Öyle latife ile yetiştirir böyle şeyleri. Yine bir gün aslında orası kale, aslında boşalmış bir yer. Yani asıl orada kalanlar terk etmişler şeyi. Gece konulaşma başlamış, evler yıkılıyor. Garip kurabanın kaldığı bir yer. Yani cuma cemaati de eğer dışarıdan gelenler olmasa doğru düz bir cuma cemaati de yok. Bir tane de müezzin tayin etmişler camiye. Müezzin imamlık yapıyor cuma günü. Ona yardımcı olan bazen işte onun yerine müezzinlik yapan birileri bulunuyor her zaman. Bu defa öyle birisi yokmuş. İmam arkaya döndü. Ya dedi, müezzinlik yapacak içinizden biri var mı? Tabii biz yapacak durumda olmadığımız için pek fazla ilgilenmedik ama bir arkadan birisi müezzinliği üstlendi, namazı kıldık. Yine bu tadı olduğu üzere biz biraz erken çıktık. Kim müezzinlik yaptı hocam dedim. Ya Şakir Hoca yaptı dedi. Müezzinimiz de Şakir Hoca demiş. Yani bu dostları orada görmekten biz çok mutlu olduk Necati Hoca ile birlikte. Allah rahmet etsin. Amin. Necati Hoca ile tanışıklığımız bir hayli eski. Onun mantıkla ilgili şeyleri beni çok ilgilendirirdi. Dille ilgili konular üzerinde de hassasiyetle durduğu için biz işte 2000'li yılların başında yazar okulu diye bir uygulama başlattık. 5 günlük bir program oluyordu. 5 gün 10 hafta. Onun ilk dersi mantık. İşte mantık, aslında mantık biraz dil bilimi gerektiriyor, biraz semantik gerektiriyor. Yani böyle yalın bir mantık değil de biraz bunlarla da ilgili konuların işlendiği bir mantık. Bu konudaki tek hocamız da Necati Hoca. Biz her defasında Necati Hoca'yı, sen de hatırlarsın, davet ederdik. O da yaşını başını hiç öne sürmedi. Bizde genellik böyle olur ya. Her defasında gelir, mütevazı bir şekilde dersini yapardı ve öğrenciler de çok memnun olurdu. Çünkü işin esası dil ve mantık. Her şey için, fikir için de, ilim için de. Yani eğer dil konusunda bir şeyiniz yoksa, mantığınız, mantık tayinleriyle ilgili yeterince bilgi sahibi değilseniz, sizin bilimde yapmanız, doğru düz fikirde yapmanız mümkün değil. Bunu biz esas aldığımızda Necati Hoca'yla sık sık bu vesileyle de görüşürdük. Yani onun şeyinden çıkardığım şu, Necati Hoca öyle zannediyorum ki İlahiyat Fakültesi'nin en uzun süre dekanı. Yani defalarca dekanlık yapmış. Kaç bilmiyorum. Felsefe, mantık, orta öğretimden kaldırılıyor. Bir ara ilahiyattan çok kaldırılıyordu. Hocam Allah razı olsun, çok gayret sarf etti, ona mani oldu. Sizlere hepiniz şey kaldı. Evet, ders kitaplarında ilmi araştırma kaygısı değil, pedagojik gayeler ön plana alınır diyor. Gerçekten de öyle yani. Burada öğrencilere nasıl anlatabilirim işin esasıdır. Biz diyor, Batı'nın ilmi faaliyetlerine, fikri sahip faaliyetlerine iştirak edemedik. Tercümede kaldık. Onlara iştirak edip o alanlarda yeni şeyler ortaya koyamadık diyor. Yine bir şey daha, tabii dilde sadeleştirme dediniz, dil devrimi. Yani hocanın şeyine göre bir büyük bir felaket oldu. Birçok kavram işte güya Öztürkçeleştirdi. Bununla ilgili biliyorsunuz 1940'lı, 43 galiba bir gramer ve mantık terimleri komisyonu kuruluyor Ankara'da. Bunu şeyden okumuştum. İstanbul'da bir felsefeci var, felsefe tarihinde. Macit Gökbey. Ha, tamam. O zaman doçentmiş İstanbul'da. Zaten iki üniversite var. Bir Ankara'da teşekkül halinde olan Ankara Üniversitesi. Bir de İstanbul'da İstanbul Üniversitesi. İşte komisyonu toplamışlar. Marif vekili o zaman şey Hasan Ali Yücel. Biz geldik ki İstanbul'dan diyor tekliflerimizi, mekliflerimizi. Bir de baktık adamlar bir şeyler hazırlamışlar. Bize bunu tasdik ettirmek istiyorlar. Tasdik ettirmek istiyorlar diyor ama biz buna direndik demiyor. Yani tasdik etmişler anlaşıldığı kadarıyla. O liste neyse o listeyi kabul etmişler. İşte orada kimin hazırladığı da tam belli olmayan, yani gerçekten bu işin ehli adamlar mı yaptı, yapmadı mı? O bile bilinmeyen bir terminoloji değişikliği yapılıyor. Burada zannediyoruz ki Ahmet'in ismini
Mehmet yapınca o Ahmet Mehmet oluyor. Yani kelimelerin birden anlam alanlarının böyle değişmesi mümkün değil. O kelimeye alışıncaya kadar, o kelime hem konuşmalarda hem yazılı kültürde kullanılıncaya kadar, belli bir yer edilinceye kadar yüzer gezer bir kelime gibi. Yani manası tam teşekkür etmiş olmuyor. Maalesef öyle ciddi problemler oldu. Bilhassa bu işte felsefe, mantık, dil bilimi alanında var, hala çözülmüş değil. Hala bu problemler sürüyor. Mesela hocanın bir şeyi vardı. Hoşgörüyle müsamaha aynı şey değildir diyor. Gerçekten de öyledir. Bunu sık sık tekrarlardı. Hoşgörü başka bir şey. Müsamaha başka bir şey. Müsamaha ederim ama hoş görmem diyor mesela. Yani benim şeyime hoş gelmez ama ona müsamahayla davranırım diyor. Hoca imtihan sistemimiz fikri kısırlaştırıyor diyor bu test sistemi. %100 doğru bir şey. Hala bunu aşamadım. Çoktan seçmeli test usulü muhakemeyi zayıflatıyor. Yaratıcı düşünceyi tahrip ediyor. Çocuk sadece seçme yapmaya çalışıyor, onu da yapabilirse. Test usulü eğitim sistemimize büyük darbe vuruyor, bundan vazgeçmeyecek diyordu. Evet, hocayla biraz da hayat üzerinde konuşmuştuk. Hocanın hayatıyla ilgili bugünün çağdaş biyolog kitaplarının hiçbirinde bilgi yok. Yani şaştım kaldım. Yani bu kadar değerli bir şahsiyetim, işte yazarlar sözlüğü filmler gibi bir takım başka ansiklopedilerde bilgi bulamadım. Kendisiyle konuşmalarımdan hatırımdan kalan şu, liseyi bitirince Erzurum'da Ankara'ya Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'ne felsefe okumak için gelmiş. Yani şimdi böyle bir genç var mıdır Türkiye'de bilmiyorum. O zaman varmış. Var. Gelmiş orada. Oradaki şeyi de kayıt yapan adam da bakmış bunun herhalde haline demiş. Kardeşim diyor, burada ne işin var senin? Burada ekmek yok demiş. Mesela karın doyurmaz. Bitten demiş ya hukuka kaydol ya tıp. Bunlar demiş bak garantili. Şimdiki anlayış da değişmemiştir ama o zaman imtihan yok yani. Gidip tıbba kaydolursan tıp öğrencisi olursun. Herhalde öyleymiş. Öyleydi. Öyle şeyde müktesebatı yani aldığı notlar da notları filan oraya şey yapıyor. Belki de notlarına bakıp bunun ifadesi. Evet. Hukuka gidiyor ilk önce. Ha hukuka gidiyor, geri dönüyor. Tabii işte ondan sonra gitti buraya dedi. O adamın şeysi üzerine hukuka gidiyor. Evet, hukuka kadar gidiyor. Hukukta da bir problem çıkıyor. Hayır, bir problem çıkıyor. Ne çıkıyorsa bilmiyorum problem olmaları. Kendisi de o şekilde. Ama önemli olan burada o yaşta felsefe felsefeye dönüyor yani. İdrak etmesi. Evet, o yaşta dönüyor. Ben bu olacağım demesi yani. Ben bu yolduyu hareket edeceğim demesi. Önemli olan o. Bence bir kararlılık, hayatında evet. Bir kararlılık. Yani kendi seçimini yapıyor. Evet. Doğru olan bu. O yaşta kendi seçimini evet. Yapabilecek şimdi, bir idrak için. Evet, bunun önemli bir başlangıç olduğu kanaatindeyim. Biliyorsunuz felsefe konusu bizde böyle tartışmalı, muğlak bir alan olarak görülüyor. Ve o zaman bir tarihteki felsefe hocaları da, ben onlardan Nusret Hızır'ı tanırım. Ben tanırım. Bir tarih hocalarını tanırım. Böyle ehli keyif, ehli zevk bir alandır. Ama felsefede muhabbet ettiği insan. Hanım onun peşinde koşuyordu. Çok, çünkü akşamcıydı. İkide bir kafayı buluyor, sağda solda kalıyordu. Böyle bir adamdı. Diğer hocaların da pek öyle Necati Hoca'nın şeyine uygun birileri olmadı anlaşılıyor. Fakat Necati Hoca öyle bir başlangıç oldu ki, onu da Hamdi Rahim Atademir davet etmiş, İlahiyat Fakültesi kurulunca. O da güzel bir şey, Erzurum'a dönmüş işte, vilayette çalışıyor, bilmem ne yapıyor, belediyede veyahut da. İyi ki öyle bir davet olmuş. Hoca geliyor, ondan sonra Hamdi Rahim'in yani asistan olarak başlıyor. Şimdi Türkiye'deki ilahiyat, affedersiniz, felsefe kürsüleri çok adam yetiştirmemişti. Yani akademisyen yetiştirmemiştir. Ama İlahiyat Fakültesi'nde Necati Hoca'nın da bunda rolü olduğu kanaatindeyim. Çok sayıda felsefeci yetişmiştir. Elhamdülillah. Ve bugün felsefe alanı gerçekten o 1940'ların işte 50'lerin felsefe alanı değil, daha mutedil bir alan haline gelmiştir. Yani öyle düşünen de var, böyle düşünen de var ki bu felsefenin şeyine de uygundur zaten. Necati Hoca'nın böyle bir
kendi mesleğiyle ilgili, yani akademik hayatta önemli bir katkısı olduğu kanaatindeyim. Ben lafı fazla uzatmayayım. Asıl büyüklerimiz konuştular. Konuştular, güzel de konuştular. Şakir hocamı da dinlemek istiyorum gerçekten. Bu üç dost. Biz gerçekten gıptayla seyrediyorduk. Burada da inşallah bugüne sözlerini dinleyeceğiz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hocama da rahmet ederim. Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum. Sağ olsun, Allah razı olsun. Hocam, Cumhuriyetçiler tarafından felsefeci olduğu için takdir edildiğini, Müslümanlar tarafından da dindar olduğu için takdir edildi. Dolayısıyla ilah fakültesinde birleştirmez. O bugün dost doğru. Hocam, Allah rahmet eylesin. Beş vakit namazı geçirmezdi. Tamam, gayet öyle gider. Ama abdestsiz dışarı çıkmadığını ben Bursa Felsefe Konferansı'nda öğrendim. Ben İmam Hatip mezunuyum, İlahiyat mezunuyum. Ama abdestsiz dışarı çıkmadığını... Ondan sonra ben hocamı ben de takıtmaya başladım. Gayet güzel, elhamdülillah. Yani abdestsiz dışarı çıkmamak. Hocam bu kadar elhamdülillah manevi kişiliğiyle. Gayet güzel, saf sağlam insan. Hocanın arkadaşları gayet güzel, elhamdülillah. Yanımızda Allah huzurunu versin. Şakir hocamın ortaokul, lise hep başarı. Gayet güzel. Bakanlık ödülü falan hepsi var. İşte, elhamdülillah ekonomik yönde de gayet muntazam. Dişçiliği kurmuş Ankara'da. Dişçilik fakültesinin. Orada dekanlığı var. Şimdi milletin aşağı yukarı çoğunun sığındığı Kazi Üniversitesi. Kurucusu Şakir hocamdır. Allah uzun ömür versin gayet yerinde. Ve Türkiye'deki milli değerler için en çok savaş harflerinden bir tanesidir. Hocam zaten bize anlatırdı. İşte hep de Mecmi'yle merhaba geldi ama bizim mescide çok az gelinlerdi. Bunlar kaçırırdı hocamı. Bir gün başka yerde, bir gün başka yerde. Çok güzel bir şey. İşte bunların haftalıktı. Bir de hocamın 5-6 kişi felsefe öğrencisi bizler vardık dernekte. Biz de aylık bir yemek yerdik. Hocamın istediği yer nereyse oraya giderdik çünkü mutfak tadı bakımından Türkiye'de tek gelen bir insan bana göre. Ne iyi demişse videoyuz oraya gidiyoruz. Oraya giderdik. Şimdi Şakir hocama sözü bırakıyorum. İnşallah daha güzel iç taraflarını öğrenebiliriz. Hocam bilmediğimiz bir anlattığı sanma arkadaşlar bir tanesi. Hocam buyurun. Teşekkür ediyorum. Muhterem dostlar. Ben ilk önce hocayı basit yani bir cümleyle yine Murtaza'nın hoca için düzenlenen o felsefe mecmuasındaki tanımlamasını değiştirerek kendime göre bir cümle tertip ettim. Ve ondan sonra teferruata girmek istiyorum. Hoca birleştirici anlayışı ve zihniyetiyle güvenilirliği, mükrim kişiliği, din, vatan, millet ve devlet aşkı ile bütünleşmiş milli şuuru kendine rehber edilmiş, ilmi tefettir. Evet, gerçek bir mümin, ilmiyle amil olan güzel bir insan. Hoca bu. Bir kere bunu bir tespit edelim. Böyle bir kişi, güzel bir insan. Allah'ın kendisine lütfettiği bir kişi. Bir kere imanı tam. Tam bir iman, imanlı kişi. Onun yanında aklı tam. Ve bu akılla birlikte bir idraki var. Şimdi burada önemli olan
İman ve akılla olan birleştirici rol yine her şeyi Kur'an'ın kendisine emrettiği şekilde yaşayan bir kişilik. Bir kere dini çok iyi anlamış, çok iyi bilen bir insan. Din kendisine ne diyor? İlk önce oku diyor. Okumayı bir hakkın devamlı, hatta bir göz rahatsızlığından da ve okuyamama durumuna geldiği zaman bile isyankar olma durumuna gelinceye kadar o emri yerine getirememenin üzüntüsü. Okumaya son derece meraklı ve onu kendisine yine rehber edilmiş bir kişilik. Hocanın şey olarak söylemek istediğim bir de şeysi, özelliği salih amel sahibi bir kişi. Yani Kur'an hükümlerindeki emirleri bir hakkın yerine getiren. İşte yine ben teolog değilim, ben sağlık bilimciyim ama hasbelkader aileme verdiği eğitim ve o bizim öğrenme çağımızdaki o bütün güçlüklere rağmen Elmalı'daki yine bir hocanın, Allah'tan ikade rahmet eylesin hepsine, beni yetiştirmesi, bana bir dil kültürü vermesi, beni haliyle kendime geçecek kadar, Allah'a kulluk yapacak kadar bir bilgi sahibi yaptı. Bu salih ameller deyince niye anlıyoruz? Hoca işte bunun üzerine çok duruyor. Toplum için yapılan en güzel işler, eylemler, hareketler, icraat. Ve bu icraatta kişilerin yaptığı ve kamunun yaptığı hizmetler. Kendisi üniversite hocası olduğu için en çok üzerinde durduğu, işte bütün konuşmacılar dünden beri üzerinde durduğu en önemli husus dildi onun için. Dil. Bir milleti millet yapan en önde gelen husus dil. Bunu kendisi inan, yani Kur'an'a Allah'a inanmış gibi inanan bir yapıya sahip. Ama onun da şeysi kayda bir yine Fransız filozofunun değerlendirmesi, yorumu. Bir milleti yok etmek isterseniz ilk önce dilini yok edeceksiniz. Onun manevi ruhunu yok edeceksiniz diye bir şeysi var, değerlendirmesi var, yorum var. Oradan hareketle hoca dil üzerinde çok önemli bir şekilde duruyordu. Durması da doğruydu. Ve yabancı bir dille eğitime müthiş karşıydı. Çünkü yine ilmi olarak şunu ifade ederdi. Yabancı dille tefekkür etmenin mümkün olmadığını söylerdi daima. Bir tefekkür kabiliyetinin ortada kalktığını, yani ana dilinle sen düşünme kabiliyetin var bir belli nispette, onu dile getirebilecek bir birikimin var, bilgin var. Ama yabancı dille senin sınırlısın. O sınırlı şekilde bir öğrenme kabiliyetin var. Onun teferruatına giremiyorsun. Fazlasına, yani tefekkür etmen mümkün değil. Bu artık sadece hocanın fikri değil. Bütün dünyadaki insanların, düşünürlerin fikri bu esasında. Yani bu dil çok önemli bir olay. Yani demiyorsun ki
yabancı dil bilmesi. Hatta bir değil artık bugün iki dil bilmek lazım. Bugün Fransa'da bir İngilizce eğitim yapan üniversite bulamazsınız. İngiltere'de Fransızca veya Almanca eğitim yapan bir üniversite göremezsiniz. Hakeza Almanya'da da öyle. Ve Amerika'da İngilizce eğitim yapan bir üniversite var mı? Yok. Peki bizde niye var? İşte Tanzimat'tan bu yana gelen bir psikolojik baskı. Psikolojik toplum üzerinde psikolojik bir baskı. Hoca esasında bu dille çok önem veren bir bu düşünce tarzını zihniyetle de birleştirirdi. Onun zihniyetine yani bu bir batılılaşma zihniyetinin kötü örneği olarak kabul ederdi. Sanki biz batılılaşmayı böyle yabancı eğitimle ancak yaparsak batılılaşacağımızı ifade ederdi. Ama biz işte muasır medeniyet seviyesini yakalamak istiyorsak mutlaka kendi gücümüzle, kendi imkanlarımızla ve kendimizle yapmamız lazım geldiğine inanan bir insan. Ve bunu da yapabilecek kabiliyette olduğumuzu da her zaman ifade eder. Yani özetle milli şuuru olan bir insan. Başta söyledim, başta tarif edeyim. Bu milli şuur mevhumu çok önemli. Kendini kendisi yapmak. Kendinden menkul olarak ama bir birikimle, bilgi birikimiyle kendinden menkul olarak bir şeylere, bir yerlere varabilmek gerçekten bizim şöyle tarihimizi incelediğiniz zaman bunun mümkün olduğunu görürsünüz. Hoca bunu böyle mufassal olarak da anlatırdı böyle sohbetlerimizde şey olarak. Tarihi de iyi bilirdi hoca. Allah kani kani rahmet eylesin. Hoca bir Osmanlı kültürünün Cumhuriyet'e intikalindeki bir yani Cumhuriyet'e intikal eden dönemde Cumhuriyet'in yanlışlarını diyeyim ben bir dakika. Eğer bir şey olarak biraz fazla kaçmazsa Cumhuriyet dönemindeki yapılan yanlışlıkları da rahatlıkla dile getiren bir kişiydi. Mesela bizim en çok tartıştığımız konulardan birisi Ziya Gökalp çok tartışırdık beraber. Ben hatta Ziya Hoca'ya dedim ki, ya Ziya Gökalp bize bir formül vermiş neticede, özet olarak. Türk milletindenin, Batı medeniyetindenin, İslam ümmetinden. Bir formül bu, çok güzel bir formül. Muasır medeniyeti de yakalamak için güzel bir formül. Ama formül doğru, ama işi işte. Onun kuvveden fiile geçirme şekli nedir? Hoca işte onun adeta yapılan yanlışları, işte oradaki yanlışları dile getirirdi. Yani bizim bünyemize uymayan bir takım icraatları gündeme getirirdi. Bunların en başında da gelen de dildi işte. Dildi. Hocanın din anlayışı da gerçekten hoşgörü içinde. Yani Allah'ın emrettiği şekilde, senin inancın sana, benimki bana şeklinde. Herkese hoşgörüyle bakan bir zihniyet. Dün mesela konuşmacılardan Ahmet İnan Bey bahsetti.
ki onunla hakikaten Ahmet İnan Bey'e çok değer verirdim hocam. Ben bazen de takılırdım. Tabii gençliğinde sen de öyleydin de ondan dolayı bu iş oluyor der filan diye takılırdım. Böyle yani onları karıştırma der geçer yani şey olarak. Ama hocanın nasıl söyleyeyim bu din kültürü, dini eğitimin nasıl olması lazım geldi Rus'undaki formülleri önemliydi. Hala biz anayasaya girmiş olmasına rağmen doğru düz bir din eğitimi vermiyoruz, veremiyoruz. İşte veremediğimiz içindir ki işte millet Cinci Hoca'ya gidiyor, bilmem şu hocaya gidiyor, bu hocaya gidiyor. Yani doğru düz bir din eğitimi vermeye kalsak, din eğitimini yerine getirsek, hakikaten bunların hiçbirisi olmaz diye düşünüyorum ben de, aynı şekilde. Yine ben hoca ile bu konuda bir beraberliğimiz vardı. Ben direktörlüğüm zamanında eğitim üzerinde çok önemli çalışmalarımız vardı. Avrupa'daki eğitim sistemini ben incelettim. Özellikle sosyal bilimleri Fransa'ya gönderdim bir tekrarma incelettim. Teknik konulardaki İngiltere ve Almanya'da 50 yıllık müfredat programlarını inceledim. Şimdi eğitim meselesinde orada gördük ki oradaki dekanımın bana ve daha sonra da Belçika'daki profesör arkadaşım vardı, Profesör Kasterman diye, ondan edindiğim bilgilerle sosyal bilimlerde konular dini konular değil. Konunun başlığını veriyor sosyal bilim konusunu. Ama onun muhtevasını doğrudan doğruya İncil'den alıyor. Yani fikir İncil. Ama başlık dinle hiç alakası yok. Bütün mesele burada. Yani onu o şekilde kabul etmiş. Din, ama din eğitimi yok mu şeyde, Batı'da? Din, Batı'da Protestanlık da var, Katoliklik de var, şu da var, bu da var. Onlar dini eğitimini verebiliyorlar. Rahatlıkla verebiliyorlar. Biz bir din eğitimi programı hazırlıyoruz. Sünniliğe göre hazırlandı bu diye itiraz ediyor. Yok, işte bunu Alevi olan kişiyi nasıl, niye bunu zorla öğretiyorsun diyor. Batılı da protestan var. Protestan da öğretiyor. Ama temelde sen Aleviliği din dışı, İslam dışı, Müslümanlık dışı bir şey olarak görüyor musun? İlk önce onu tabii bilmemiz lazım. Ayrı bir din değil ki Alevilik. Genel bir kültür olarak dini, Müslümanlığı öğretmek önemli olan. Müslümanlığın esaslarını öğretmek. Sen onu öğren, ondan sonra yerine getir veya getirme. İşte laiklik bu. Ama bir iyi öğret, öğrent. İlk önce öğret, dinini bir öğret adamı, insanı. Bu öğrendikten sonra öğrendiğini ister yerine getirsin, ister yerine getirmesin. O kendi bilecek. Allah da ona o şekilde emretti zaten. Allah ona aklı vermiş. O aklınla hareketinden mesul. Hocanın
önemsediği bir başka husus kul hakkı. Ona son derece saygılıydı. Kimsenin kendi üzerinde bir hakkı olmasını hiç kabullenemezdi. Ve hayatı da o şekilde geçtiğini ben bizzat şahit. Kimse onun için ben şu hakkımı yedim, şu bunu yaptı filan diye bir söyleyemez. Söylememiştir zannediyorum. Hoca çok mükrim bir insandı. Yani ikramı serahdi. Baştan tarifini yaptığım zaman işte biz haftalık şeylerimizde ben bazen onu atlamak isterdim böyle. Haddini aşıyorsun, ben ne yapıyorsun filan diye bana epeyce kızardı şey olarak. Yani ve kendisinin devamlı ikram etmesini arzulardı. Kendisi hakikaten böyle yedirmeyi, içirmeyi sever. Etrafıyla beraber olmak isteyen. Onlarla hemhal olmak isteyen. O hemhal olmanın zevkini zevkine varan bir kişilik. Ya bizde yine güzel bir tabir vardır. Çocuk da çocuk, büyük de büyük olmak. Bizim elmalı kültürü önemli bir kültürdür. Halveti tarikatına dayanır. İşte bize benim söylemek istediğim odur. Yani bizim o kültürün, onda da mesela Erzurum kültürü olarak ben onu kabul ederim. Aynı kültürün bir bütünleşmesi. Çocuk da çocuk olmak, büyük de büyük olmak. O çocuk da çocuk olabilmenin verdiği hazzı bir çocuğu severken hiç tanımadığı halde onu görebiliyordunuz o hazzı. Onun yüz ifadesinde onu görebiliyordunuz. Çok güzel bir şekilde. Ona bir ikramda bulunması, bir şeker vermesi falan. Hakikaten değişik bir şeydi, ifadeydi. Hoca hakikaten bu kısa bir zaman dilimi içinde anlatılacak bir insan. Çok muhtevalı bir kişilik. Çok muhtevalı bir kişilik. Çok mükemmel bir insan. Güzel bir insan. Başta tarif ettiğim gibi güzel bir insan. Allah'ın kendisine o şekilde yarattığının bilincinde değerli kabul ediyorum. Yani ama aklını kullanarak o idrak içinde o bilinci yakalamış bir zihniyet. Ve bunu öğrencilerine, bütün topluma yansıtabilme yollarını arayan bir kişi. Ama ne kadar başarılı oldu? İşte, bence başarılı. Bu kadar öğrenci yetiştirdim, işte ürünü gördüm. Yani tabiattan örnek verirsek, ben o tabiattan örnek vermeyi daima kendime şiar edinmişimdir. Kendim köylü çocuğuyum, toprak sahibiyim ve toprak ağasıyım da diyebilirim. Elhamdülillah. Yani toprağı iyi bildiğim için bir bahçe tesis ediyorsunuz. Ama o bahçeyi yaparken orada ne yetiştireceğinizi ilk evvela araştırıyorsunuz. O toprakları çok çok iyi bilerek felsefeyi işte baştan söylediğim gibi felsefeyi baştan kendisi seçmiş. Ben yani o 18 yaşındaki insan düşünün, topluma nasıl yararlanabilir?
nasıl salih amel sahibi olabilir? Bunun idrakini kendisinde bulmuş. Allah'ın bir lütfu belki. Allah'ın bir lütfu belki. Ama o kararı verebilmiş o zaman. Yani o bahçeyi tanzim ederken ne yetiştireceğini bilmiş, bilerek yapmış bu işi. Bilerek yapan biz zihniyet. Ve meyvesini de aldı işte ne güzel. İşte o bahçeye de güzel bir şekilde yetiştirdikleri bakıyor, Allah razı olsun. Yani ben kutluyorum, tebrik ediyorum. Yok böyle bir şey daha Türkiye'de. Yani kendi yetiştirdiklerinin, hocalarına ne yaptıklarını bilen bir üniversite hocası olarak elhamdülillah ben öyle bir şeyle karşılaşmadım. Hoca bana da öğrencilerim, yetiştirdiklerim devamlı beraber oluyorlar benimle. Yine ayda onlarla da ben ayrı bir toplantı yapıyorum, görüşüyorum, konuşuyoruz meselelerimizi bilen öğrencilerimle ama Türkiye'de bu yok. Yok. Ben yani ben de hocadan aldım belki feyizle kendi öğrencilerimle bu şekilde bir münasebet kurma özelliğini buldum ve devam ettiriyorum. Ama yok. Yok mu maalesef. Ama Batı'da var. Batı'da var. Batı'da var. İşte o salih amel dediğimiz o şeyler, eylemler, icraatlar Batı'da bizden daha iyi var biliyor musunuz? İşte bütün problem burada. Hani Mehmet Akif'in güzel bir şeysi var, Almanya'ya seyahat ediyor da oradaki bizimle mukayese ediyor Mehmet Akif'in şeyinde vardır. Mehmet daha iyi. Hatıralarında. Yani orada bu salih amelleri biz yapmamız lazımken bunlar bizden daha iyi nasıl yapıyor? İşte bunu tefekkür etmek lazım. Diye de ifade ediyor geldiğinde. Yani esasında hocanın bütün şeysi, endişesi veyahut da kendisini fikir olarak gören şey, Türkiye'nin işte bu içine düştüğü yozlaşmanın nasıl önüne geçebiliriz? Yozlaşma var. Bu yozlaşmanın önüne nasıl geçebiliriz? Bunun yolu, yöntemi ne? Yoldamı ne? Bunu nasıl kuvveden fiile çıkarabiliriz? Nasıl asgari müştereklerimizi bir araya getirebiliriz? Bir faydada nasıl buluşabiliriz? Bütün mesele hala günümüzün konusu bu. Günümüzün konusu bu. O faydayı nasıl temin edeceğiz? Hocayla zaman zaman mesela fikir birliği içinde olmadığımız şeyler de olurdu, konular da olurdu. Mesela ben benim kitabımda da bahsettim. İşte beraber ve birlikte olduğum bazı siyasi şahsiyetleri hoca beğenmezdi. Ama ben hocaya dedim ki, hocam fotoğrafın büyüğünü herhalde tamamını tetkik etmeden böyle konuşuyorsun falan diye de kendisine bazen takılırdım. Ama hiçbir zaman da aramızda böyle bir ihtilaf olmazdı. Esas olan Türk insanının belli bir seviyeye gelmesi her konuda, hem medeniyet konusunda,
teknoloji konusunda, sosyal konuda belli bir seviyeye gelebilmesi önemli olan bunun araştırmasını yapan bir simya. Ve ama sadece bize mahsus değil, karşı mukayese esasına dayanan bir sistemi gerçekleştirmek. Batı'daki yani Fransa'daki, kendisi Fransa'da bulunmuş bir kişi, Fransa kültürünü de ilgilen bir insan, onunla bizi mukayese ederek nasıl daha mükemmelli olabiliriz? Mükemmeliyetçilik felsefesi de var aslında. Zihniyeti de var. Felsefeden yok, zihniyeti var. Yani biz daha mükemmel olabiliriz'i daima gündemde tutan bir insan. Ve bunu da yapı olarak müsait olduğumuzu bilen bir kişi. Ama işte onun metodolojisini nasıl kuvvetlendirmeye çıkarabiliriz? Bunun içinde işte yazı yazan, kalem oynatan bir insan ama işte başarılı olabildiği kadar yetiştirdikleri ona herhalde yetiyor. Ben bu kadarla iktifa etmem kafi olduğunu düşünüyorum. Sorunuz olursa sorularınızı alırım. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim.